Şimdi Investaze'ye gidelim. Mehmet Arın günün değerlendirmesini yapacak bize. Mehmet Arın merhaba. Buse Hanım merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün yeşil. Günün rengi yeşil. Böyle devam edecek mi? Tabii gün sonuna daha var ama genel anlamda baktığımızda pozitif havanın nereden geldiğini sormak istiyorum size. Evet, Buse Hanım şu anda yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul özellikle yeşil ama dün de aynı görünüm vardı. Günün büyük bir bölümünü 108 bin seviyesi üzerine test ederek geçirmişti ama kapanışa çok yakın dakikalar kala S400 ile ilgili yapılan açıklamalar bir anda panik satışların artmasına ve yoğun bir şekilde satış baskısıyla karşılaşmasına sebep olmuştu. Bugüne başladığımızda Borsa İstanbul cephesinde biraz daha görünümün pozitif olduğunu ve dün geri çekilmelerin yeniden yerine konulma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. 107.500 direnci üzerine çıkma çabası içerisinde Borsa İstanbul. Tabii daha çok NATO zirvesindeydi gözler. Hem burada liderlerin yapmış olduğu açıklamalar hem de ikili görüşmeler yakından takibimizdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin olumlu geçtiği ilk olarak açıklandı. Bu tabii bizim açımızdan da bir miktarda önem taşıyordu. Aynı zamanda Fransa ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesi yine ABD Başkanı Trump'ın Çin'le ilgili yapmış olduğu açıklamalar aslında piyasadaki belirsizliğin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Şu anda Avrupa piyasaları ve ABD piyasaları artıda görünse de ABD Başkanı Trump'ın da toplantıdan erken ayrılacağını belirtmesi ülkeye döndüğünde hani farklı bir açıklama yapar mı diye bir belirsizlik oluşturuyor. Borsa İstanbul'da tabii önemli nokta 108 bindi. Burayı dün test ettik. Bugün biraz daha bu noktaya yakın hareket ediyor. 108 binin alımlarla birlikte, hacimle birlikte aşılmasıyla beraber 110 bine kadar teknik anlamda bir yükseliş beklentisi var. Geri çekilmelerde devamlı olarak 106.500 ve 105.500 noktaları denenmeye devam ediyor. Haftanın kalan günlerinde yurt içi piyasalarda açıklanması gereken önemli bir veri yok. Sadece yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek olan 2020 yılına ilişkin görünüm açıklaması var. Bunu takip edeceğiz. Ancak gözler Cuma günü ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamlarında olacak. Dolar-TL tarafına bakacak olursak orada yukarıda 5.76 ve aşağıda 5.72 bandı arasında hareket ettiğini ve günde 5.74 seviyesine yakın bir noktadan kapattığını görüyoruz. Tabii bu noktada son zamanlarda oldukça fazla yatay bir hareket etti. Geri çekilmelerde 5.70 ve 5.67 noktalarını takip ediyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde de 5.78 ve 5.80 seviyeleri var Buse Hanım. İyi yayınlar dilerim size. Mehmet Ali, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar size. İyi akşamlar.